Ama önce bir Zübük tartışmasını izlettireceğim size. Zübük'ü bilirsiniz. Zübük dediğimde aklınıza önce bir Aziz Nesin gelir. Ardından da Kemal Sunal gelir. Böyle böyle çıkar, kasket vardır kafasında, mikrofonla hani konuştuğu yerler vardır ya işte böyle alavereli, alavereci, dalavereci, işte siyasetin içine dini karıştıran, rantı seven bir açık göz siyasetçi tiplemesi. Zübük odur. Bugün siyasete Zübük söylemi damgasını vurdu. Tabii şimdi Zübük'ü söyleyene bakacaksınız, Zübük'ün ithaf ettiklerine de bakacaksınız. Ardından da bir yorumlayacaksınız. Acaba Türkiye'de siyasetçi, yani Zübük denilen siyasetçi sıfatına kim uyuyor? Veya o kafa nasıl bir kafa, sizler izlerken kararınızı zaten vereceksiniz. Seçim öncesi ne dedilerse, iş başına gelince tam tersini yapan bu Zübük siyasetçi tiplemeleriyle gençlerimize kötü örnek teşkil etmemesini diliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara ilçe adaylarını açıklamak için kürsüdeydi. Ancak eleştirilerinin odağında Zübük siyasetçi diye nitelediği muhalefet vardı. İbrahim Zübükzade, yemin için kürsüye buyurun. Zübükzade çıktı, susun hele. Peki ne demek Zübük? Kendi çıkarları için her yolu mübah gören kişi olarak geçiyor sözlüklerde. Hatta kitabı ve uyarlanmış filmi de var. Namusum üzerine söz veriyor. Yaşasın! Bre densizler, Zübük'ten yemediğiniz kazık kalmadı. Mebusluğuna mı sevinirsiniz ha? Zübük'ün mebusluğuna değil, ondan kurtulduğumuza sevinirsiniz. Yeah, hayır, yeah. Aziz Nesin'in üstüne kitap yazdığı, Kemal Sunal'ın başrollerini oynadığı Zübük içerdiği konu itibariyle adından sıkça söz ettirdi. Hatta bir dönem Rütük tarafından yayınlanmaması istendiği iddiaları gündeme yansıdı. Sevgili vatandaşlar, değerli din kardeşlerim, istibdat dönemi bitiyor. Devlet baskısı, şunun bunun baskısı yok. Filmde İbrahim Zübükzade'nin katipken aldığı rüşvetle başlayan siyasi hayatı ve küçük bir kasabada halkı defalarca kandırması işleniyor. Zübük karakteri filmde dini değerleri kullanan bir politikacı. Kasabamızda bir lise yok. Gelin cami işinden dönelim. Camimiz var, okul yaptıralım. Önce cami gerek. Din iman olmayınca kuru bilgi neye yarar? Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan Zübük karakterini muhalefete uygun gördü. Milletimiz bunun hesabını hiç şüphesiz 31 Mart'ta sandıkta soracaktır. Ya Aziz Nesin, ne muhterem bir adamsın sen ya, gerçekten. Allah rahmet eylesin diyelim. Sizce kimi anlatmıştır? Yani Aziz Nesin Zübük'ü anlatmış. Zübük'le bir siyasetçi tiplemesi. Bugün kimi anladınız diye bir soru sorayım. Onun cevabını yazarsanız ben verdim kafama göre cevap da. Tamam, sizin cevabınız çok merak ediyorum ben. Ben vereyim cevabını. Dini siyasete alet eden, mesela AKP'de yapılan siyaset. Çok da güzel alet ediyorlar. Mesela Erdoğan Zübük dedi ya, evet öyle çok örnek var. Bu şekilde dini siyasete, ne bileyim, rant yüzünden parti değiştiren veya işte çeşitli motivasyonlar yüzünden parti değiştiren Zübükler çok fazla siyasetimizin içerisinde. Size tonlarca sayabilirim, biliyor musunuz? Bugün de dahil olmak üzere, geçmiş de dahil olmak üzere. Ama Aziz Nesin, sen gerçekten muhterem bir adam mısın? Ve bu ülkenin insanını bizden çok daha iyi tanıyor musun? Tebrik ederim. Şimdi geldik.